Günaydın. Canlarım nasılsınız? Ben yeni kalktım. Şimdi her zamanki gibi kendime kahvemi yaptım. İçeceğim biraz sonra inşallah. Öyle. Her zamanki gibi yeşil çayım hazır. Burada bir tane yeşil elma hazır istedim bugün yemeği. Sabahları aç karnına yeşil elmayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle mide ve bağırsağı çalıştırıyor. Yeşil elma birazdan soyacağım. Bu da benim çayım. Hadi bana afiyet olsun. Canlarım, ben bugün bulaşığı elimde yıkadım. Böyle bulaşık makinemin içinde böyle bir şey bitmişti. Şurada parlatıcı bitmişti. Ona parlatıcı koydum. Şimdi Defne'yi bekliyorum. Defne gelecek. Allah izin verirse. Kahvaltımı dünkü gibi yaptım. Görmüştünüz ya, aynen öyle yaptım. Bakın orada da halılar gibi pırıl pırıl maşallah, hem esiyor serin serin hem de güneş var. İkisi bir arada yaşıyoruz bugün canlarım. Bakın. Arkadaşlar bu arada balık geldi. Gene her zamanki gibi dün gece de yedik. Bugün de eşim öğlen de getirmiş. Ben ayıklayayım dedi. Yok dedim, ben ayıklarım dedim. Onun ayıkladığın içinde hep kan kalmıştı. İçinde dün yiyemedim. Of dedim, ben ayıklayacağım dedim. Sen dedim içini iyi ayıklayamıyorsun dedim. Ama ben de balığın hışırını çıkarmışım bu arada. Baksanıza arkadaşlar. İşte yıkaya yıkaya balığın hışırı çıktı. Neyse. Bugün de böyle olsun. Ne balığı biliyor musunuz bu arkadaşlar? Palamut balığı. Evet, Karadeniz'de artık her yerde balık çıkıyor. Çok şükür. Karadenizlerin her oyununda balık olur genelde. Severler balığı. Herkes seviyor balığı ama eşim de çok seviyor balığı. Dün almış, bugün de almış. Baksana. Ay, elimde bir su oldu şimdi. Mısır unu koyacağım. Neyse, sapından tuttum. Tuzladım mısır ununa. Boyadım. Seni güzelce bir yiyeceğiz şimdi. Palamut balığını. Midemiz bir bayram etsin arkadaşlar. Balık bollaştı. Allah'ımıza şükür olsun. Yine şükrettim. Adım Şükran. O yüzden sık sık şükrediyorum. Ağzım alışmış şüküre. Efendim balım. Defne banyodaydı bu ara. Geldi. Etütten geldi. Dedesi almış. Arabayla getirmiş. Hem de balık almış. Ondan sonra dedim kızım dedim duşa gir dedim. Girdi, beni de kırmadı, girdi duşa. Ondan sonra hep ondan sonra ondan sonra. Ay benim kızım. Yer yer anneannesi. Yer yer yer. Tamam. Tamam, üzerini giyin, gel balım. Defne balım. Ay yine hışırladım bu balığı. Daldım laf etmeye. Hışırını çıkarttım balığın. Baksanız arkadaşlar. Neyse, tavaya dizeyim ben bunu. Telefonum da balık olacak. Kim kapatacak şimdi?
Balık yaptığım zaman ben böyle küreklerle yıkarım. Sonsuzlukta. Kokusuna da tahammülüm yok ama yemesini de pek severiz. Bakın arkadaşlar, orada da bugün havalarda böyle. Dünkü yağmurlu havaya bakın, bugün güneşli havaya bakın. Kapılarda bir sessizlik. Arkadaşlar. Geldin mi? Ne haber Defne? Nasılsın? Nasıl geçti ben gün? Ben annem beni çok sevdi. Çok özledim. Özledin beni kızım. Evet. Ben de seni özledim. Ne yaptın? Nasıl geçti günün? İyi geçti. Saçlarını... Etite gittim. Saat 10'da gittim. Saçlarını onda... kurutmadın mı Defne? Kurutamıyorum çünkü dayanamadım diye. Ah hiç sorma kurutum ya. Of. Bu çocuk akşama kadar uyuyor, sabaha kadar da ayakta. Arkadaşlar ben onda ötüte gidiyorum. Bir ramon geçi çıkıyorum. Nasıl geçti ötütün dedim, cevap vermedin. Nasıl geçti? İyi geçti. Hı. Aferin. Anneanne, İnşallah. Ne yapıyorsun sen de? Balık yapıyorum. Bak. Ne balığı? Aman koku gelir üzerine. Palamut balığı kızım. Palamut. Evet. Saçlarını taramamışsın. Gel, getir tarağı da ben tarayayım. Çok severim. Getir güzel güzel tarayalım hadi saçın içeride. Daha olmadı değil mi bu? Yok, daha çevireceğim ben onu. Bir altı pişecek, üstü pişecek. Şimdi salata yapacağım. Yiyeceğiz. Targetine bakacağım. Anneannem video katmıştır. Attım. Bugün değil, dün attım. Bakayım şimdi. Şimdi bugünkü yaşadıklarımı da akşam atacağım inşallah. Ay canım benim. Sever anneannesi kızını. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ben içeriye gidiyorum anneanneme. Vloglarını izleyeceğim. Anneanneme? Anneanneme like. Başka? Anneanneme abone. Başka? Ben butonuna basmayı da unutmayın. Ay canım benim. Abonenin tuşunun yanında ben butonu var. Heh. Oraya basıyorsunuz ve beğeniliyor. Ben artık gezedeyken balım burada kalmıyor. Niye arkadaşlar? Çünkü etüde gidiyorum saat 10'da. Etüt kendi evine yakın olduğu için sabahları babası götürüp bırakıyor saat 10'da. Ama cumartesi pazar günü geliyorum. Sabahları geliyorum ben anneannemin yanına. İşte bir onun etütten de dedesi alıp getiriyor kızımı. Değil mi kızım? Evet anneanneciğim. Oy, oy benim gülüm, balım, her şeyim, canımın içi. Tarak getirdi, tarayayım saçların bir tane. Bal bal, hakiki bal. Yer anneannesi, yer yer yer. Uş. Cilveli cilveli, çok cilveli, çok çok. Cilvelerini yerim ben senin. Canlarım, ben balığı pişireyim de şunu içe alacağım. Çok kokuyor çünkü, hatta dörde. Bakın. Tenceresi de gelme gelmeyi açtım. Huylu Şükra. Böyle. Üzerime de şimdi sindiği için işim çok. Balık geldiği zaman her taraf pis oluyor canlarım. Sizde de öyle mi acaba? Bütün bayanlar öyle benim bildiğim. Her bayan öyle. Eve balık gelince huylanırlar. Her tarafı temizlerler. İlaçlarlar. Oh kapı ne güzel. Şuraya çıksam da bir yer sofrası koyup yere oturup da böyle bir balığımı orada yesem çimenimde. Çimenler yeni coşmaya başladı. Hep yandı sıcaktan arkadaşlar. Baksanıza hep yanmış. Yeni yeni yeşil vermeye başladı. Halılar da gelmedi halen. Bir tek misafir odası kaldı. Onu da vereceğim. Makinede yıkanacakları yıkarım. Ah, yerim olsa ben kendim de yıkarım ama yer yok. Geniş bir yer yok. Şöyle bir çatı katım olsa, geniş geniş balkonlarım olsa her işimi kendim yaparım ama yok. Burada hava atmaya yer yok. Yıkamaya yer yok arkadaşlar. Kapılarda da yıkatmıyorlar. Zabıta geliyor anında ceza yazıyor. Birkaç arkadaş kapıda yıkamıştı halısını. Şikayet etmişler. Kim şikayet ettiyse
Geldi zabıta, ceza kesti. Kapıda halı yıkanı bekleyen bayana. Şimdi ağrı alayım da içi pişsin. Ben şimdi salata yapayım. Eşim acıkmış. Sabah kahvaltısını yapıp da gitmişti şimdi. Hem öğlen hem de ilkinde hem de akşama gene tekrar yemek yaparım yani. Balıkla kalma. Yaparsam da sizle paylaşırım canlarım. Hadi görüşürüz. Canlarım biraz balığa baktım böyle böyle baktım. İçine, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Unuttum bak ne geldiğini. Soğan. Evet soğan. Soğan balığın yanına böyle koyarsanız kızartırsanız az yakmaz. Ben öyle duydum. Bir de üzerine şöyle pul biber serpince daha da iyi olurmuş. Soğanı böyle zayıflatma için tavsiye ettiler. Böyle yapın dediler bana. Canınız çektiyse gelin hadi buyurun. Beraber yiyelim. Pişir pişir. Of 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 ne güzel bir şey. Baksanıza. Bugün balık günü. Dün de öyleydi. Dün çekemedim. Çok dolmuş. Video. Dün bayağı bir zaman olmadı çekmeye. Gezdim. Arkadaşlarla dışarıya çıktım. Geldim eve. Eşim ayıklamış. Böyle bırakmıştı şuraya. Baktım içinde bir kan var. Ondan sonra tekrar da ayıklamak istemedim. Kuzunu mısırını da koymuş. Olsun ne yapalım. Yedik. Öyle güne yedik. Kendi elimle yapınca içim daha rahat ediyor ama eşim de bazen bana acıyor, sen yoruluyorsun diyor. Yapmak istiyor böyle. Ben şimdi şeylerimi de bak bu tava kapağı da çevirdim. Arkadaşlar domatesimi, biberimi, salatalığımı da hazırladım. Şimdi onları güzelce de ufacık ufacık böyle doğruya bir salata yapayım canlarım. Oldu balığı. Güzel oldu. Arasında da soğanlarla ve salata. Böyle. Ben şimdi bunları içeri götüreyim. Pişti balığımı. Ay şimdi de kapatayım da. Başım ağrıdı be sesten. Ne oldu Defne? He? Bana bakıyorsun. Anne ben bunu getirirsem çok yoruldum. Ay severim ben seni. Onu da getireyim. Hadi götür kızım. İçeriye götürüyor. Oturma odasına. Severim ben kızımı. Çok tatlı benim kızım. Maşallah deyin arkadaşlar. Ay dökersin Defne. Ne yapıyorsun kızım? Yavaş götür dökme değil mi? Neyse ben de balığı götüreyim bari. Erkin Bey de kalktı. Onun böyle iki günde bir böyle menemen istiyor. Anne dedi ben menemen biz tam balık yiyecektik. Menemen istedi. Ben de yaptım arkadaşlar. Şimdi çayını da koyacağım. Odasına götüreceğim. Canlarım biz şimdi oturduk soframıza. Saat 5 oldu. Şimdi ben de oturacağım. Hep beraber balığımızı yiyeceğiz. Afiyetle inşallah. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.